Herkese merhaba. Evet, ilgilenince karşınıza böyle değişik değişik tipler çıkıyor. Ve de tanımıyorsanız bunlara bir sürü isim yakıştırıyorsunuz. Biz de dedik ki, aa, karınca yiyen bulduk. Tabii karınca yiyenler ne kadar çeşitli, ne büyüklükteler bilmediğimiz için bir girdik internete, dev gibi karınca yiyenler var. Sonra dedik ki bu şirin şey ne olabilir? Uzun burunlu veya sivri burunlu fare olarak öğrendik. Aslında faregillerden değilmiş ama böyle adlandırılıyor. Çok da böyle size ansiklopedik bilgiler vermek istemiyorum. Kısaca böyle kısa ömürlü, bir yıl yaşıyor. Sürekli yemek yemesi gereken bir hayvan. Yoksa aç kalınca kısa sürede ölebiliyor. Zaten bakın, burnu çok aktif, sürekli her yeri koklayan bir hayvan. Böceklerle besleniyor. Gece gündüz besleniyor, sürekli aktif. Kış uykusuna yatmıyor. Ve bu arada çok şirin. Tabii şunu da söylemek lazım. Biz bur artık çok böyle vıncıklamak istemiyorum. Erkek mi dişi mi bilmiyorum ama biz bu hanımefendiyi bir kedinin pençelerinden kurtardık. Sevgili komşum Zafer bana haber verdi. Çok değişik bir hayvan bulduk. Koş 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 buraya geldi. Biz de sizlere de göstermek istedik. Sivri burunlu veya uzun burunlu fare. Tabii ben de çok bilmediğim için eldivenimi giydim. Sizlere bu küçük şirin hanımefendiyi anlatıyorum. Sonra biz de onu hep beraber, ufaklıklar, çocuklarımız burada bizimle. Onlar da heyecanla izliyorlar. Doğaya geri bırakacağız. Aslında çok endemik bir tür değilmiş ama çok da nadir görülen bir tür. Herhalde biz de bu hanımefendiyle karşılaştığımız için çok şanslıyız. Şimdi herhalde o da şanslıdır çünkü biz de onu bir kediden kurtardık. Şimdi onu doğaya geri gönderiyoruz. Herkese hoşça kalın.